Merhaba ben Müftü Hoca. Herkese selam olsun hocam. 11 sınıflar. Sıran haftasından geçtik şükürler olsun. Sonrasında ara tatilimiz bitti o oh, rahatladık. Şimdi kitabımız elimize alıp adım adım ve bir takip etmeye, müfredat takip etmeye devam ediyoruz. Sayfa 60 açılsın arkadaşlar. Ben de hemen bir açayım sayfa 60'ı Evet, makale türünün özellikleri diyor. Makaleyle başlıyoruz, sonrasında uygulamalar var. Var da var hocam, vakit kaybı yok. Vakit kaybı yok. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ki yorumlarınıza göre ben de videolarda önemli yenilikler yapıyorum hocam. Şu da gelsin, hemen onu çekiyoruz hocam. Şunu atsanız çok iyi olur, hemen onu çekiyoruz. İçiniz rahat olsun. Haydi, başlıyoruz. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Notlar hazır ekrana gelmişken tertemiz bir giriş yapalım. Makale ünitesindeyiz, dördüncü ünitedeyiz. Her şeyden önce makale... Nedir ne değildir her şeyi bir yazalım hocam. Şimdi diyor ki bir görüşü kanıtlamak, kalem gelsin hocam, kanıtlamak ya da savunmak amacıyla yazılır. Makale budur. Bir şeyi kanıtlamak istiyorsanız makale yazarsınız. Yoksa ne işiniz var Allah aşkına? Niye makale yazayım ki ben? Ben niye makale yazayım ya? Ne işim var abi benim makaleyle? Ben bir şeyi ispat edeceksem, bir şeyi savunacaksam edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri dinlemem abi. otur hemen çat yazarım. Her türlü konuda eyvallah yazarım ama daha bilimsel şeyler dikkat çekici tabii ki. Gazete çevirisinde gelişen bu türün örneklerine gazete ve dergilerde rastlanır. Evet gazete olmasaydı dergi olmasaydı makale olmazdı bu. 2 2 daha 4. Devam. İleri türden görüş ortaya atılan hipotez ya da savunulan düşünce kanıtlanmak zorundadır. Bakın kanıtlanmak amacıyla yazılıyordu. Kanıtlanmak zorundasınız. Dikkat bir bazı şeyleri. Bilimsel makale, tarama yazıları, değerlendirme yazıları veya herhangi bir bilimsel konferansın ve toplantının tutanakları da makale türünde değerlendirilebilecek yazı türleridir. Bakın bence bu çok önemli. Bilimsel makaleyi de makale kabul ediyoruz. Tarama yazılarında makale kabul ediyoruz. Bazı konulardaki değerlendirmeler ya da herhangi bir bilimsel bir konferansa gidiyorsunuz. Orada tuttuğunuz notlar vesaireler yazılanlar sunulanlar bunların hepsini makale olarak kabul edebiliyoruz. Nesnel yani kanıtlanabilir veriler ele alınır diyor. Nesnellik burada çok önemli. Terimlerden sıkça yer alınır. Evet makale demek kanıt yazısı demek. Makale demek gazete dergi yazısı demek. Makale demek nesnellik demek, makale demek, terimlerden sıkça yararlanmak demek. <laughs> bitti. Ve tabii ki ciddi bir üslupla yazılır. Ops. Ops. Bitti bu. Sinirli. Ciddi. Makale yazarken gülemezsin. Tabii canım nereye gülüyorsun yani? Okurken de gülemezsin. Böyle bir lüksün yok. Ciddiyet ister her zaman. Her zaman ciddi. Ciddi bir üslupla kaleme alınır hocam. Yani Akademik bir hava vardır. Bilgi verir bu adam bize. Terimler kullanır değil mi? Aman dikkat. Açıklayıcı anlatımdan yararlanır. Bunun yanı sıra kısa kısa böyle örneklendirmeler görürsünüz. Tanık gösterme, tanımlama, soyusal verilerden yararlanma bunları sıkça görürsünüz, kullanırsınız. Ve makale yazmaya başlamadan önce detaylı bir kaynak yani alan yazını yapılır arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu olmazsa olmaz. Böylelikle daha önce neler yapılmış, ne gibi bulgulara rastlanmış ilk kitapta bunları bakarsınız. Ardından bu çalışmayla birlikte yavaş yavaş makalenin ana hatlarını oluşturursunuz. Bu çok önemli bu. Yani önce bir kaynak 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 abi. Yani ben bir konuyu ele alacağım ama kardeşim benden önce bunu birisi anlatmış, işlemiş, ne yazmış, neye dikkat etmiş sen bana onu söyle demeliyim önce ki ana hatlarını çıkartabileyim. Ya ünitemiz makale ama sadece makalem var. Hayır tabii ki. Burada münazaraya da bakacağız arkadaşlar. Aman dikkat. Münazarayı da görelim. İki karşıt düşüncenin iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalar. E o zaman şimdi hocam iki karşıt düşünce tamamdır ve mutlaka jüri ve tabii ki grup Karşıt düşünceler, grup ve jüri kesinlikle cepte kalmalı arkadaşlar. Çok çok önem taşıyor. Lütfen bunu unutmayın. Sonuçta mutlaka bir kazanan var. Kazanan kaybeden çok çok önemli. Bir kupa çizebilirsem harika olacak. Ops. Evet. Evet. Harika. Kazanan kaybeden mutlaka var arkadaşlar burada. Yarışma havası hakim eyvallah. Ve tabii ki her grup kendi düşüncesini savunacak ama... ...karşı tarafı da çürütmeye çalışacak. Bakın jüri varsa, kazanan kaybeden varsa... İki grup varsa, zıt düşünce varsa münazara yapıştırmalısın. Ve genellikle biliyorsunuz okullarda yapılmaya çok daha müsait. Tabii ki etkili hitabet ve güzel konuşma kuralları içerisinde aktarılması da hayati önem taşıyor. Jüri buna tabii ki dikkat ediyor arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Çok çok önemli. Et evet, makale ünitesi altında. Bakalım münazarada başka neler var. Zamana çok dikkat etmelisiniz. İyi bir ekip çalışması yürütülmeli. Konu dışına asla çıkılmamalı. İleri sürülen düşünceler açık ve net bir şekilde dile getirilmeli. Tekrara düşünmemeli. Öznel görüş bildirmekten kaçınılmalı. Çünkü bence bana göre dediğim müddetçe puan kaybedeceksin. Abi veriyorsan bir görüşü ortaya koyuyorsan nesnel olsun. En azından ikna etme gücün daha yüksek olacak. Münazara ile makale ne bakımdan birbirine benzer? Gelin isterseniz buna bakalım. Ele alınan görüşün alanında uzman birinin iddialı ile desteklenmesi bakımından sözlü türler içindeki münazar ile yazılı türler içindeki makale benzerlik gösteriyor. Yani burada da bir hazırlık var nihayetinde. Bir hazırlık yapıyorsun. Alında uzman bir kişi olarak adeta münazara da böyle savaşıyorsun, çatışıyorsun diyelim, yarışıyorsun. E makalede de zaten uzman bir kişinin yazmasını bekliyoruz. Münazara konusu olabilecekleri örnek mesela. Okulda üniforma mı serbest kıyafet mi tercih? Üniforma mı serbest kıyafet mi gibi. Ya da çocuğun gelişimi üzerinde sanat mı? Sanat eğitimi mi yoksa spor eğitimi mi daha belirleyici? Ya da çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Biz yapmıştık. Çok gezen kazanmıştı bu arada onu söyleyeyim. Münazara konusu olmayacak örnekler. Mesela İstanbul birden çok devlete başkentlik yapmıştır. Ee yani karşısında ben neyi savunacağım? Böyle münazara konusu olmaz. Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılır. Ee yani karşısında neyi savunacağız? Türkiye kadın milli voleybol takımı Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarında yarı finalde elendi. Yani yani karşısında mutlaka bir şeyler olmalı. Burada küçük bir örnek vermişiz. Ama dikkat demişiz bakın. Fen bilme alakalı bu makalede. Şimdi burası bir makale. Eyvallah hocam bir makale parçası. APA alıntılama tekniğinden yararlanarak başka kaynaklara referans verilmiş. Bakın dikkat başka kaynaklara gönderme yapılmış referans verilmiş. Ve bilimsel bir üslup gözetilerek alana dair terimler kullanılmıştır. Evet bilimsel bir üslup burada dikkat çekiyor. Hemen isterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Uygulamaya gidelim orada daha da detaylı işleyelim. Hadi gelsin. Evet arkadaşlar uygulama kısmındayız. Burada makaleyle ilgili bazı detayları, bölümleri, türlerini vesairelerini vermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Çünkü tam uygulamada sorular ona odaklı gittiği için arkadaşlar konu altında makaleyi verdik her şeyle. Eh münazarayı da verdik. Sonrasında gel isterseniz makalenin burada detaylarına girelim. Şimdi bu yazı hangi tür makale örnek gösterilebilir diyor. Hangi tür makale dediği an itibariyle aklınıza ne gelmeli? Edebi makale olabilir arkadaşlar. Bilimsel makale olabilir. Ha biraz daha detaya girersek işte fen bilimleriyle ilgili bir makale diyebiliriz sosyal bilimlerle ilgili makale diyebiliriz. Bunlar önemli arkadaşlar. İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Mesela Müzeler durmaksın kendilerini yenileyen kurumlar olduklarından müze çalışanlarının mesleki eğitimine kesintisiz bir şekilde devam etmelidir. Bu ihtiyaç doğrultusunda müze çalışanlarının görevleri başındayken mesleki gelişimlerine devam edebilmeleri için kampüs dışı uzaktan eğitim gibi alternatif yöntemler gündeme gel gelmiştir. Müze bilim öğretim programlarının tamam bu sosyal bilimlerle alakalı bir sosyal bilimlerle ilgili bir makale arkadaşlar ilgili bir ...makale. Neden? Nedenini açıklayınız demiş. Çünkü müzecilik faaliyetleri anlatılmış. Müzecilik diye kısaca yazarsam... ...fazlaca yeterli olur. Tamam müzeyi anlatmış... ...sosyal bilimle ilgili bir şey var burada. Sosyal bilimlerle alakalı bir makale diyebilirsiniz. Bu yazı alındığı makalenin hangi bölümüne... ...ait olabilir diyor arkadaşlar. Nedenleriyle açıklayın. Şimdi burası bilimsel bir makale değil. Hani tek tek bölümlerini söylesek. Bu baştan sona arkadaşlar... ...sosyal bilimlerle alakalı bir makale. Devamına gittiğimiz zaman... ...bakın hep şu yapılmalıdır, şu edilmelidir, şöyle olmalıdır. Aslında... Öneriler bölümü çok rahat diyebilirsiniz. Öneriler. Biliyorsunuz makale ikiye ayrılıyor aslında. Edebi ve bilimsel makale. Biraz daha detay isterlerse burada olduğu gibi. Fen bilimlerine ait bir makale ya da sosyal bilimlere ait makale gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Yanlış olmaz arkadaşlar. Bu cebimizde kalsın. Bölüm olaraksa bilimsel makalelerin bölümleri var biliyorsunuz. Mesela başlık atılır. Eyvallah. Sonrasında bir özet görürsünüz. Sonrasında bir giriş görürsünüz. Değil mi? Başlık vardır, özet vardır. Sonra ardından giriş. E sonra yöntem burada açıklanır. Yöntem son hocam bakın dikkat bulgulara yer verilir. Bulgular vardır. Eyvallah bulgular. Sonrasında sonuç ve tartışma vardır. Burada bir tartışma açılır. Sonrasındaysa kaynakça. Tamam. Yani başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynakça. Normalde bilimsel bir makalenin bölümü budur. Ama yukarıdaki makalemiz sosyal bilimlerle alakalı bir makale. İlla zorlarsak edebiye belki atarsanız böyle bilimsel bir makale değil. O yüzden bu bölümlerden birini sayamayacağız. Ama en azından öneri verilmesi, öneriler bölümü ad altında da işlenebilir arkadaşlar. Çünkü burada sürekli olarak nedenleriyle açıklarınız demiş ya. Şu yapılmalıdır, bu olmalıdır, şöyle olması daha iyi olacaktır falan vurguları var. O yüzden. Peki geldim ikinci soruya. Bu yazı hangi tür makale örnek gösterebilir demiş. Hemen bakalım. Down sendromunun çocuğun bilişsel ve dil gelişimi üzerinde özgür bir etkisi bulunmaktadır. Tamam. Yani ben bu metnin aslında bariz bir şekilde arkadaşlar hangi tür makale diyor, fen bilimleriyle alakalı, fen bilimleriyle ilgili bir makale olduğunu çok rahat çıkarabiliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü burada fazlaca çalışma var değil mi? 2001 yılındaki çalışmalar, 2000 yılındaki çalışmalar. 97'de bir alıntı var. Alıntılar, çalışmalar çok rahat bana ne yapıyor? Nedenlerini söylüyor. Fen bilimleri alakalı bir makale olduğuna. Bilimsel bir makale diyebilirsiniz aslında. Bu yazı alındığı makalenin hangi bölümüne ait olabilirdi? Yani fen bilimleri dediğimize göre ben bunu artık bilimsel makale diyebiliyor muyum? Evet. Bilimsel makale diyebiliriz. Bir araştırma var sonuçta değil mi? Bu çok net bilimsel bir makale. Tamam. Hangi bölümüne ait diyebiliriz? Tabii ki giriş bölümüne ait olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Çünkü burada Down sendromlu bireylerle ilgili bir açıklama yapılıyor. Küçük bir giriş kısmı aslında bu. Tam anlamıyla bir sonuca ulaşma veya tartışmaya açma durumu yok her bir herhangi bir yerde. Nedenleri de zaten metnin tamamında var arkadaşlar. Tanımla giriyor olması, bir tanımı veriyor olması, bir şey açıklıyor olması değil mi? Onun giriş kısmında olduğunu çok rahat söylüyor bize makalenin. Peki uygulama bir de gelin biraz da çoktan seçmeli sorulara bakalım. Bir tezi ileri sürüp kanıtlamak amacıyla yazılır. Gazete ve dergi yazılarıdır. Konunun diyor bilir kişileri tarafından, uzmanları tarafından kaleme alınır tabii ki. Makale. Devam. Yanlışı arıyoruz. Makalede ağır başlı bir anlatımı olması kaçınılmaz. Tamam değil. Açık net ve gösterişten uzak güzel. Makale bilgi vermek amaçlı Doğru. Yazarın da tarafsız olması şarttır. Güzel. Her okuyan tarafından farklı yorumlanabilir. Hayır. Her okuyanın farklı yorumlanması demek kapalı bir anlatıma sahip olması demek. E burada açık demiştik. Açık anlaşılır net demek bir kişinin okuduğu şeyi anlaması bir başkasının da onu anlaması bir başkasının da onu anlaması demek. Yani her okuyanın aynı şeyi anlaması açık olduğunu gösterir. Her okuyan farklı bir şey çıkarıyorsa Kapalı bir anlatım vardır o makaleye özgü bir anlatım biçimi değil arkadaşlar. Devam. Numaralanmış özelliklerden hangisi makale için söylenemez demiştim. Sorularda detaylarına gireceğiz diye uygulama kısmını o yüzden hemen arkasına koyduk. Bilimsellik, nesnellik, aktüellik, plana bağlılık, somutluk. Her şeye saygı duyuyorum da aktüel. Yani gündeme ait olma, aktüel, güncel olma gibi bir şartı yok arkadaşlar. Geçmişe yönelik veya üzerinde araştırma yapılmış herhangi bir konuya yönelik makale yazabiliyorsunuz. O yüzden gelin bir diğerine ilk makaleyi sormuş tabii ki. Tercüman Ahval Mukaddemesi Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkarmış olduğu Tercüman Ahval Gazetesi'nin arkadaşlar ön sözü İlk makale örneği taşıyor. Tercüman Ahval Mukaddimesi yani ön sözü yazarımız Sinas tabii ki. Tanıtılan türü soruyor. Bu makale türü estetik kaygılarla yazılan metinleri temel alır diyor. Eyvallah. Başka bir deyişle dil, edebiyat ve sanatla ilgili makale türüdür. Dil, edebiyat ve sanatla ilgili makale tabii ki bizi edebi makaleye götürür. Bakın bunların hepsi tabii ki doğru başlıklar ama verilen kısım edebi makaleyi bize çok bari söylüyor arkadaşlar. Hangisi bir münazara konusu olamaz? Taşımal eğitim yapılmalı mı yapılmamalı mı? Ben bunu tartışabilirim. Başarılı olmadı. Yetenek mi? Çalışmak mı? E, tartışabiliriz. Coğrafe kader midir değil midir? Tartışabiliriz. Başka bir ülkede yaşama kararını hangi motivasyonlarla verebiliriz? Tartışacak bir şey yok. Şöyle dersin geçersin. Ya da böyle bir motivasyonla dersin geçersin. Bir ülkenin kalkınmasına sanayi mi daha önceliklidir? Turizm mi? Yani A mı B mi diyorsa o man münazara konuştur. Manazara konusu aynı zamanda. Münazara konuştur. Doğru cevap kesin Gedeniz'dir. Bakın. makaleyi bütün özellikleri işledik. Münazaraya bütün özellikleri işledik. Uygulama kısmında makalenin türlerini ayrıntılı bir şekilde vermiş olduk. Ve tabii ki bölümlerini. Doğal olarak içiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Eksiksiz bir şekilde konuyu bitirmiş olduk. Bizi ne bekleyecek? Sohbet bekleyecek. E o zaman yeni ünitede yeni konuda görüşmek üzere. Kolay gelsin.